Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Stake Netdex'i nasıl kullanılır onu göstereceğim. Lightning Network gibi karışık, komplike bir teknolojiyi nasıl kolay bir şekilde kullanacağız onu göreceğiz. Stakenet.io web sitesine geliyoruz. Product kısmında Dex butonu henüz aktif değil gördüğünüz gibi. Şu an beta sürümü aşamasındayız. O yüzden Discord'a giriyoruz. Accept invite diyoruz. Bize Stakenet'in serverına aktarıyor. Şu an Stakenet'in serverındayız. Burada Dex Araya'da Open Beta'ya geliyoruz. Hangi işletim sistemini kullanıyorsak ona göre buradan cüzdan linkimizi indiriyoruz. Bu şekilde bir zip dosyası inecek. Bunu çıkartıyoruz. Stakenet klasörüne giriyoruz. Burada Stakenet.exe'ye girerek cüzdanımızı açıyoruz. Böyle bir arayüz karşılıyor bizi. Eğer daha önceden kurduysak ve 24 kelimelik bir yedeğimiz varsa buradan yedeğimizi girerek fonlarımıza ulaşıyoruz. Biz şimdi baştan kuracağız cüzdanı. iAgree diyoruz. Cüzdanı kurduğumuzda ilk yapmamız gereken şey Settings'e gelerek backup'tan cüzdanımızın yedeğini güvenli bir yere kopyalamak. Buradan kopyalıyoruz. Metin belgesini yedeğimi kopyalayacağım şimdi. Burada başını ve sonunu kontrol etmemiz lazım. Herhangi bir harf hatasında veya kelimenin dizilimi hatasında fonlarımıza bir daha ulaşamayız. Kaydederek kapatıyorum. Bu metin belgesinin masa üstünde durmasının bir mantığı yok. Eğer hard diskimiz yanarsa cüzdanımız da gider, bu dosya da gider. Dolayısıyla fonlarımızı kaybederiz. O yüzden gönder diyorum ve USB sürücüme yedeğimi kopyalıyorum. Bu 24 kelimelik yedeği saklayarak cüzdanınızdaki üretilmiş ve üretilecek tüm adreslerin yedeğini almış olursunuz. İsterseniz bu 24 kelimeyi bir kağıda da yazabilirsiniz. Bu 24 kelimeyi kaybetmeniz veya başkasının ulaşması durumunda fonlarınızı kaybedebilirsiniz. Cüzdan kurulumunu gerçekleştirdik. Fark edeceğiniz üzere cüzdanı kurarken ne bir KYC yaptık, ne bir hesap açtık, ne bir üyelik sistemi var. Bazı DEX'lerde görüyoruz, üyelik sistemi var, hesap açıyorsunuz, gerçekten komikler. Cüzdanı ilk açtığımız zaman 4 adet sekme karşılıyor bizi. Portfolyo kısmından coinlerimizin miktarını ve dağılımını inceleyebiliriz. Wallet'ta şu an 3 adet coin var. Lightning Network destekli coinler DEX'e eklendikçe coin sayısı artacak. Şu an testler devam ediyor. Bu basit arayüz için ayrı bir video hazırlayacağım. Şu an bunun da testleri devam ediyor. Dex sekmesinde ikinci katmanda swaplarımızı gerçekleştirebileceğiz. Cüzdanı ilk kurduğumuz zaman bu şekilde bu şekiller döner. Bunun anlamı ise blokların taranması. Bloklar tarandıktan sonra L2 senkronizasyonu gerçekleşecek. Gördüğünüz gibi Stakenet birkaç dakika içinde zaten aktif oluyor. Bitcoin'in senkronizasyonu biraz uzun sürebilir cüzdanı ilk kurduğumuz zaman. Bu işletim sistemimize bilgisayarımızın hızına ve internetimizin hızına göre değişiklik gösterebilir. Şimdi Bitcoin'in ikinci katmanının senkronize olmasını bekleyelim. Yaklaşık 1,5 saat geçti. Bitcoin'in L2'si aktif oldu. L2 Layer 2'nin kısaltması. Layer 2 ikinci katman demek. Dex üzerinden ikinci katmanda swap yapacağız bu sayede. Şimdi cüzdanımıza biraz fon gönderelim. Ben XN'e göndereceğim. Send göndermek demek, receive almak demek bildiğiniz gibi. Receive'e tıklıyorum. Buradaki adresimi buraya tıklayarak kopyalıyorum. Burada her coin için 2 adet sekme var. Transaction kısmında coin ile alakalı wallet'ta yaptığım tüm işlemleri izleyebilirim. Channels kısmında ise kanal açıp kapatabilirim. Kanallarımı yönetebilirim. Gördüğünüz gibi biraz önce gönderdiğim fon cüzdanıma şu an geldi. Ve direkt on-chain balansıma yansıdı. Burada coin miktarını görüyoruz. Burada USD cinsinden değerini görüyoruz.
Burada üstüne geldiğimiz zaman on-chain balance yazıyor. Altında ise off-chain balance yazıyor. DEX sekmesinde swap yapmam için benim bu on-chain'deki balansımı off-chain'e aktarmam lazım. Yani ikinci katmana geçmem lazım. Buradaki işareti kaydırarak %75'e getirdim. OK'ye tıklayarak Channels kısmından açtığım kanalı görüyoruz. Burada 3 adet onay aldıktan sonra bu kanal aktif hale gelecek. Gördüğünüz gibi on-chain balance'ımdan fonlarım off-chain balance'a geçti. Burada gördüğünüz gibi iki coin'de de 0 yazıyor. Kanalım aktif olduğu zaman fonum buraya yansıyacak. Kanalımı açtığım zaman yapmam gereken şey burada ayarlardan backup'a tıklayarak kanalımın yedeğini almak. Export backup diyorum. Burada flash'ımda yeni bir klasör oluşturuyorum. Bu klasöre başarılı bir şekilde yedeğimi yaptım. Açtığım her kanal için ayrıca backup almam gerekiyor. Daha sonrasında bu backup alma işlemi cloud'a taşınacak. Kolay bir şekilde backuplarımız orada kalacak. Buradaki 24 kelimemizle backuplarımızı kullanabileceğiz. Başkası tarafından backuplarımız ele geçirilirse kanallarımızı kullanamayacaklar. DEX'te swap yapmak için iki coin'den de kanalımız olması gerekiyor. XN'den kanalımızı açtık. Şimdi XN satıp Bitcoin almak için buradan Channel Rental diyorum ve Bitcoin kanalı kiralıyorum. Burada kiramı da XN'de kanala aktardığım fonumla ödeyeceğim. Burada Advanced'a tıklıyorum. Bitcoin'den kiralayacağım kanalın kapasitesini buradan ayarlayabilirim. Buradan süresini ayarlayabilirim. En fazla 7 günlük kiralayabiliyoruz. Daha sonrasında uzatabilirim istersem. Burada total fee ücreti 3.37 USD. Bunun sebebi Bitcoin'in madencilerden onay alarak, blok zincirinden onay alarak kanalın açılması. Yani 1000 dolarlık kanal açsam da yaklaşık 3-5 dolar tutacak. 17 dolarlık bir kanal açsam da 3.37 tutuyor. Confirm'e tıklıyorum. Başarılı bir şekilde kiralandı. Kanalım burada gözüktü. Bitcoin blok zincirinden 2 onay alarak buradaki kanalım aktif olacak. Bu kanalların farkı XRN'de açtığım kanalda benim bakiyem Kencent bakiyesinde. Bitcoin'deki ise CanReceive'de. Kencent gönderebileceğim bakiye, CanReceive ise alabileceğim bakiyeyi yansıtır. Dolayısıyla ben XRN'e gönderip Bitcoin alabileceğim. Şimdi bu kanalın aktif olmasını bekleyelim. Evet, yaklaşık 45 dakika geçti. 45 dakika sonra kanalım aktif oldu. Kanalı açtığımda yedek almayı unuttum. Kanalın yedeğini almanız için aktif olmasını beklemenize gerek yok. Export backup diyorum. Burada yeni bir klasör oluşturuyorum flash'ımda. Ve backup'ımı flash'ıma alıyorum. Burada ilk başta baktığımız zaman ikinci katmanın aktif olmasını beklemek, kanalı açmayı beklemek olumsuz gibi gözükse de bunları tek seferliğine yapacağız. İkinci katmanımız aktif olduktan sonra cüzdanı kapatıp açtığımızda saniyeler içinde zaten aktif oluyor. Kanalı da bir kereliğine açacağız. Bu kanalı ben kapatmadığım sürece bakiyelerim kanalda kalacaktır. Kanalda kaldığı sürece DEX sekmesinde swap yapabilirim. Burada kanalımda 6 gün kaldığını söylüyor. Mavi işareti tıkladığım zaman StakeNet kanalımda bakiye olduğu için StakeNet'i seçiyorum. Buradan süresini seçebilirim. 7 güne kadar tekrar uzatabiliyorum. 7 gün için 16 centlik bir ödeme yapacağım. Confirm'e tıklıyorum. Kanalımın süresi şu anda uzadı. 6 gündü, 7 gün daha eklendi. İstersen bir kere daha uzatabilirim. Burada açtığım kanalla kiraladığım kanalın farkını buradaki işaretten görebilirim. Kiraladığım kanalda böyle bir işaret vardır. Açtığım kanalda böyle bir işaret yok. Biraz önce gördüğünüz gibi Lightning Network kanalı açmak buradaki işareti kaydırmak kadar basite indirgenmiş durumda. İstersen bunu %100'e çekip tüm fonumu off-chain'e geçirebilirim. İstersem bunu manuel olarak da yapabilirim. Burada New Channel diyorum. Hub 1'i seçiyorum. Max dediğim zaman 50 XN'lik daha kanal açmış olacağım. Open diyorum.
Kanalım başarılı bir şekilde açıldı. Ve kanalım gözüktü. 3-10 aydan sonra buradaki bakiyeme yansıyacak. Şu an gördüğünüz gibi tüm fonumu ikinci katmana geçirmiş oldum. Bu kanalı açtıktan sonra da tekrar backup'ımı almayı unutmuyorum. Tekrar başarılı bir şekilde aldım. Bu 24 kelimeyi ve kanallarımın backup'ını flash'ıma yedekledikten sonra fonları kaybetme konusunda herhangi bir endişe duymama gerek yok. Şimdi iki coin'den de kanalı açmış bulunuyoruz. Ve ikisi de aktif. Dex'te geldiğim zaman burası online oldu. Bu online ile bu online farklı. Bu internet erişimimizin olduğunu gösteriyor. Bu ise iki coin'den kanalınız olduğunu gösterir. Burada kiraladığım kanal Bitcoin'de can receive'de gözüktü. Burada gördüğünüz gibi şu an Bitcoin'im yok olarak gözüküyor. Dolayısıyla can receive'deki bakiye benim bakiyem değildir. Buradan bunu anlayabiliriz. Can send'deki bakiye benim bakiyemdir. Burada 118 XN ve 50 XN'nin toplamı 19 USD yapıyor. Burada üzerine geldiğimde bir uyarı veriyor. Kanaldaki bakiyeden biraz az miktar gösterebilir diyor burada. Herhangi bir kanalın zorla kapanması durumuna karşılık. Şimdi XN satıp Bitcoin alabilirim. Burada sell butonuna geliyorum. İstersen market order verebilirim. İstersen limit order girebilirim. Burada order book'taki en iyi alış emrine tıkladığım zaman buraya direkt geçiyor. %100'e tıkladığım zaman 168 XN'nin hepsi buraya yansıdı. Bu göndereceğim XN adedi. Bu ise alacağım Bitcoin miktarı. 19 USD'lik XN karşılığında 18 USD'lik BTC takas yapabileceğim. Ama burada şöyle bir uyarı veriyor. Yeterli miktarda can receive bakiyemin olmadığını söylüyor. Bunu da şuradan anlayabilirim. 11 USD'lik can receive bakiyemin olduğunu söylüyor. Ama ben 18 USD'lik almaya çalışıyorum. Dolayısıyla 50'ye tıkladığımda bu uyarı gidecektir. Çünkü 9 USD'ye düştü. Mesela 10.000 satoshilik Bitcoin alalım. Bunun karşılığında 13 XN satalım. Sell'e tıklıyorum. Okey diyorum. Emir şu an gönderildi. Swap başarılı bir şekilde gerçekleşti. 10.000 satoshilik Bitcoin'im oldu. Burada gördüğünüz gibi can receive bakiyem azaldı. Can send bakiyem arttı. Bu can send bakiyem off-chain bakiyeme yansıdı. Biraz önce buralar sıfırdı. Burada ise can send bakiyem azaldı. Can receive bakiyem arttı. Yani ters orantı olarak düşünebilirsiniz. Bu artarsa bu azalır. Bu azalırsa bu artar. Şimdi bir de limit order girelim. 800 satoshi'ye %25 oranında 38 XN'lik satış gireceğim. İsterseniz buna tıklayarak bir daha bu mesajı almak istemiyorum diyebilirsiniz. Okey diyoruz. Emir gönderildi. Ve şu an emrim order book'a yansıdı. Burada açık olan emrimi görebilirim. İstersen buradan iptal edebilirim. Burada ise geçmiş emirlerimi kontrol edebilirim. Burada ise markette yapılmış tüm işlemleri görebilirim. Market emri verelim mesela %25. Sell diyorum. Emir gönderildi. Ve başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi buy diyorum. Emrim gönderildi. Ve başarılı bir şekilde gerçekleşti. Gördüğünüz gibi XN'nin kendi farklı blok zinciri var. Aynı şekilde Bitcoin'in de kendi blok zinciri var. Ben zincirler arası Atomic Swap'la Lightning Network tabanında swap yapmış oldum şu an. Burada transaction kısımlarında işlemlerimi yine kontrol edebilirim. Şimdi en baştan yaptığımız işlemleri bir hatırlayalım. İlk başta XN'de receive dedik. On-chain üzerinden XN'e gönderdik. İstersek Bitcoin'de gönderebilirdik. Ondan sonrasında gönderdiğimiz XN'leri on-chain'den off-chain'e yani kanala taşıdık. Sonrasında Bitcoin'de
Kanal kiraladık. Kanallar aktif olduktan sonra DEX sekmesinde swap gerçekleştirdik. Bu videoda DEX'te basit bir şekilde nasıl swap yaparız onu göstermek istedim. DEX'in özellikleri hakkında daha ayrıntılı ve kapsamlı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Şimdilik videoyu kısa tutuyorum. Takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.